Merhaba sevgili arkadaşlar. Sosyal Bilgiler dersine hepiniz hoş geldiniz. Geçen dersimizde sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisi konusunda bir giriş yapmıştık. Ve sosyal bilimler kavramı içerisinde yer alan bilim dallarının neler olduğuna değinmiştik. Onlar hakkında konuştuk. Şimdi bu dersimizde de yine sosyal bilimler kavramına devam ettik kavramını anlatmaya devam edeceğiz. Ve burada çok önemli bizim ülkemiz için, dünya için, insanlık için çok önemli bir başka oluşumdan bahsedeceğiz. Yine sosyal bilgiler kavramı içerisinde bir başka alandan bahsedeceğiz. Atatürk'ün sosyal bilimlere bakışı. Neler yapmış? Nasıl düşünmüş sosyal bilimler kavramı hakkında bir çalışma var mıydı, yok muydu? İşte şimdi bu dersimizde bunlar hakkında konuşacağız. Son derece hepimiz için eğlenceli ve gurur verici bir ders gelecek. Hazırsanız arkanıza yaslanın ve dersimizi işlemeye başlayalım. Değerli arkadaşlar Atatürk sosyal bilimler alanına çok değer verirdi. Ve sosyal bilimlerin gelişmesi için, sosyal bilimlerin ilerlemesi için Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren hiçbir çabadan kaçınmadı ve bu alanda büyük eserler vermek üzere çalışmalarını başlattı. Hemen burada bu ekranda gördüğünüz e, çeşitli semboller var. Hemen e, sol tarafta bulunan e, bir çift başlı kartal simgesi de içeren bir logo görüyoruz. Hemen bunun ne olduğundan bahsedelim. Türk Tarih Kurumu'nun logosu değerli arkadaşlar. 1931 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş olan Türk Tarih Kurumu, Türk tarihinin Eski dönemlerine ışık tutacak çalışmalar yapması için özellikle kurulmuş olan açılmış olan bir kurumdur. Bakın bu dönemde ee, bizim Orta Asya tarihimiz yani Türklerin ana yurdu olan Orta Asya çok da fazla incelenen çok da bilinen bir tarih değildi. Daha ziyade Osmanlı döneminde İslamiyetten sonraki dönem tarih konusu olarak anlatılırdı. Orta Asya tarihimiz çok da önemsenen bir tarih dönemi değildi. Fakat Mustafa Kemal Atatürk Türk Tarih Kurumunu kurdurarak Orta Asya tarihine ışık tutacak belgeleri, bulguları bir araya getirmelerini istiyor ve bizim gurur duyacağımız bir Orta Asya tarihimizin olduğunu ve genç nesillerin de bunu bilerek büyümeleri gerektiğini söylüyor. İşte Türk Tarih Kurumu'nun Kurulma hikayesi bu şekilde başlıyor. 1931 yılında görev yapmaya başlayan bu kurum günümüzde de hala ayaktadır. Çok güzel işler yapar, çok güzel yayınlar gerçekleştirir ve biz de Türk Tarih Kurumu yayınlarını okur, okuyarak e, tarihi olaylar hakkında bilgi sahibi oluruz e, ve tarihimiz hakkında bilgi sahibi olan bir toplum olarak da geleceğimize daha ümitle, daha büyük bir umutla bakarız değerli arkadaşlar. Hemen yine yan tarafta sağda bu kez kırmızıyla TDK kısaltmalarının olduğunu görüyoruz. Bu da yine Atatürk tarafından 1932 yılında kurulmuş olan Türk Dil Kurumu'nun logosu. Değerli arkadaşlar, Türk Tarih Kurumu gibi Türk Dil Kurumu da aynı dönemde kurulmuş olan ve bizim için çok önem taşıyan kurumlardan biri. Türk Dil Kurumu'nun kurulma amacı da Türkçemizin içerisindeki yabancı kelimelerin temizlenmesi, onların yerine Türkçe kelimeler, onlara karşılık olacak Türkçe kelimeler kullanılarak Türkçemizin sade bir halde bulundurulması, kullanılmasıydı o dönemde yani Türk Dil Kurumu'nun kurulduğu dönemde Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerin etkisi altındaydı ve Türk Dil Kurumu bu kelimeleri Türkçenin içerisinden temizleyerek onların karşılığı olan Türkçe kelimeleri bulmakla görevliydi. Bugün Arapça ve Farsça kelimelerden ziyade daha batı kökenli kelimelerin etkisi altında bizim dilimiz. Değerli arkadaşlar, dil bir millet için milletin varlığının kanıtı olarak çok kıymetlidir, çok değerlidir. Tarih ve dil milletleri bir araya getiren, birbirine bağlayan adeta bir çimento görevi üstlenir. Bizim hem tarihimize hem de dilimize sahip çıkmamız gerekir. İşte Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı bu yoldan biz de giderek hem tarihimize hem dilimize sahip çıkmalı, dilimizi yabancı kelimelerin etkisinden kurtarmalıyız. Biz de günlük hayatımızda bu konuya azami dikkat etmemiz gerekir, değerli arkadaşlar. Yine hemen altta Atatürk'ün sosyal bilimler alanında gerçekleştirdiği bir başka faaliyet olarak Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kurduğunu görüyoruz. Ee, tarih bölümü yine burada logo olarak verilmiş. Ee, değerli arkadaşlar bu da yine bu böl alanda, tarih alanında öğrenciler yetiştiren, tarihe kıymet veren, tarihin değerini gurur duyacağımız, bizi millet yapan, o çimentoyu, bizi birbirimize bağlayan, o önemli duyguyu genç nesillere anlatacak, öğretmenler yetiştiren, tarihçiler yetiştiren önemli bir kurumdur. Bu da işte bu üç kurum Atatürk'ün sosyal bilimler alanında ne kadar değerli işler yaptığını görmemizi sağlayan birer örnekti değerli arkadaşlar Peki bu kadar mı Hayır değil Elbette ki Şimdi burada burada çok değerli insanlar görüyoruz değerli fotoğraflar görüyoruz. Hemen bir sonra bir fotoğraf daha var onu da göstereyim size şöyle biraz da kenara çekilerek değerli arkadaşlar kıvılcım olarak gidip alev olarak dönenler diye başlık atılan bu resimde genç yaşlarında yurt dışına eğitim almak için gönderilen genç bilim insanlarının fotoğraflarını görüyoruz. Yale İnan, Sadi Irmak, Ekrem Akurgal hepsi çok değerli bilim insanları ve yurt dışında öğrendiklerini gelip kendi ülkelerinde uygulayan, kendi ülkesinin gelişimine Katkıda bulunan önemli insanlar ve bunlarla ilgili bunlardan biriyle ilgili Sadi Irmak'la alakalı bir e, sizinle paylaşmak istediğim bir yazı var kendi kaleminden alınmış. Hemen okuyorum. Sadi Irmak öğrenci olduğu zamanlarda İstanbul Üniversitesi'ndeyken okulun panosunda bir ilan görür. İlanda Avrupa'ya talebe yollanacaktır yazmaktadır ülke savaştan yeni çıkmış. Lozan yeni imzalanmıştır. Bu durumda Avrupa'ya talebe yollamak lüks gibi gelir herkese. Sadi Irmak da şansını denemek isteyen 150 kişinin içindedir. Sonradan seçilen 11 kişi arasında şanslı bir şekilde kendisine yer bulur. Atatürk bizzat kendisi Sadi Irmak'ın isminin yanına Berlin Üniversitesi'ne gitsin diye not düşer fakat gitmekle gitmemek arasında kafası karışıktır. Kendisi o zaman yaşadığı bu çıkmazı ve karar verişini şu sözlerle anlatır. Vakit geldiğinde ise sirkeci garındaydım. Ama kafam çok karışık. Gitsem mi, kalsam mı? Beni orada unuturlar mı? Para yollarlar mı? Tam gitmemeye karar verdiğim, geri döndüğüm sırada bir posta dağıtıcısı ismimi çağırdı. Mahmut Sadi, Mahmut Sadi bir telgrafın var. Benim dedim. Telgrafı açtım. Aynen şunlar yazıyordu. Sizleri bir kıvılcım olarak yolluyorum. Alevler olarak geri dönmelisiniz. İmza Mustafa Kemal. Okuyunca düşündüklerimden ötürü olağanüstü utandım. Şimdi gel de gitme. Git de çalışma. Dön de bu ülke için canını verme dedim. Düşünün. 1923'te o kadar işinin arasında 11 öğrencinin nerede, ne zaman, ne hissettiğini sezebilen, ona göre telgraf çeken bir liderin önderliğinde bu ülke için can verilmez mi? Çok başarılı oldum. Ülkeme alev olarak döndüm. Önce İstanbul Üniversitesi Genel ve Beşeri Fizyoloji Enstitüsü'nü kurdum. Kürsü başkanı oldum. Daha sonra ülkemin başbakanlığını yaptım. Ben kim miyim? Ben sadece iki satırlık bir telgrafın yarattığı bilim insanıyım. Evet değerli arkadaşlar, burada gerçekten hepimizi çok etkilediğini düşünüyorum. Bunu okurken ben gözlerim doldu. 11 genci Avrupa'ya gönderiyor ve hepsinin neler hissettiğini, çekincelerini biliyor. Ona göre onlara yanındayız mesajını veriyor. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve işte onun gönderdiği, onun yurt dışına gönderdiği bu genç öğrenciler de gerçekten ülkelerine alev olarak geri dönüyorlar. Mesela Jale İnan çok ünlü bir arkeolog, e, arkeoloji alanında çok önemli eserler vermiş, çok önemli işlere imza atmış, çok önemli kazıların tamamlanmasını sağlamış ve bu uğurda canla başla çalışmış. Hatta bir e, kitabında okumuştum. Ee, bir kazının tamamlanması için gerekli olan ödeneğin çıkması yavaş gidince kendi arabasını satarak bu kazının tamamlanmasını sağlamış olağanüstü özverili ve yetenekli dünya çapında isim yapmış bir arkeologtur. İşte bu kişiler yine burada da gördüğümüz dünyaca ünlü matematikçi Cahit Arf, Atatürk'ün manevi kızı ve tarih profesörü Afet İnan, patolog profesör doktor Kamile Şevki Mutlu hepsi işte kıvılcım olarak gönderilip alev olarak ülkesine hizmet etmeye gelen ünlü bilim insanları. Cahit Arf görünce hemen aklıma başka bir şey geldi. Cahit Arf'ı başka bir yerde görmüş olabilir misiniz değerli arkadaşlar? Hatta Cahit Arf Belki de haftada birkaç kez elimize aldığımız bir kağıdın üzerinde resmi olabilir mi Cahi tarfin? Bir düşünün bakalım. Acaba kağıt paralarımızın birinin üzerinde resmi var mıdır Cahi tarfin? Bir düşünün. Ve hani bir de böyle bir şey söyleyelim. Diğer kağıt paraları da gözünüzün önüne getirin. O kağıt paraların üzerinde kimlerin resimleri, fotoğrafları var? Kimler ünlü? Türk insanları olarak bizim kullandığımız kağıt paraların üzerinde var bir evde bir küçük bir araştırma yapın isterseniz. Hatta yaptığınız bulduğunuz bilgileri bizimle de paylaşabilirsiniz. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dünyaca ünlü matematikçi Cahit Arf'te 10 TL'nin üzerinde fotoğrafı olan resmi olan dünyaca ünlü matematikçi bilim insanıdır değerli arkadaşlar. Diğerlerini de sizden bekliyorum. 20, 50, 100 ve 200 TL'nin üzerinde kimler var? Bir düşünün, bir araştırın bakalım. Bulduklarınızı da bizimle paylaşın. Evet. Yine sosyal bilimlerden bahsettik. Biraz daha günümüze dönelim. Atatürk'ün yaptığı güzel işleri Anlattık konuştuk onlar burada dursun şimdi de biraz daha modern zamanlardan bahsedelim. Burada da çok çok güzel yine göğsümüzü kabartan bir fotoğraf görüyoruz bir e, foto resim görüyoruz. Türkiye Uzay Ajansı'nın ismi var burada kısaltması var ve bir astronot kıyafeti giymiş kolunda Türkiye bayrağı taşıyan bir kişi var burada da yine bir e, araştırmacı görüyoruz. Burada da Türkiye Uzay Ajansı son günlerde sık sık haber bültenlerinde, gazetelerde yer bulan bir haberdi bu da. Ee, Türkiye Uzay Ajansı kurularak Türkiye'nin uzay alanında yapacağı bütün çalışmaların tek çatı altından yürütülmesi kararlaştırıldı. Bu da yine bizim çok gururlandığımız, bizi çok mutlu eden bir başka gelişmedir değerli arkadaşlar. Türkiye Bilimsel e, ve Teknolojik Araştırma Kurumu. TÜBİTAK onun kısaltması. Yine bilim ve bilimsel araştırmalar denildiğinde ilk aklımıza gelen kurumdur kendisi. Peki bizim kendi hayatımızda, okul hayatımızda TÜBİTAK'ın adını biz duyduk mu? Evet sık sık duyduk. Hatta her yıl okullarımızda 4006 adıyla adlandırılan TÜBİTAK bilim fuarlarını da hazırlıyoruz. Sergilerimizi yapıyoruz bununla ilgili. Pandemi döneminde birazcık bu işlerimiz e, aksadı ama inşallah işlerimiz yoluna girer girmez, bu sıkıntılı dönemlerden kurtulur kurtulmaz, çok coşkulu, çok güzel e, bilim fuarları yapacağız. E, zira daha öncekiler çok güzel oluyorlardı. E, hatırlarsınız belki sizlerin öğretmenlerinizin rehberliğinde gerçekleştirdiğiniz çeşitli projeler, farklı alanlarda, farklı derslerde gerçekleştirdiğiniz çeşitli projeler standlar üzerinde sergilenerek öğrenci arkadaşlarınızın bu konular hakkında bilgi sahibi olması sağlanıyordu. Çok gerçekten bir şenlik havasında geçen bir fuar Günü yaşıyorduk okullarımızda. İnşallah 4006'ların bir an evvel yeniden karşımıza çıkmasını, yeniden bu güzel günlere kavuşmamızı da dileyelim burada. Hazır sıra gelmişken. Yine ortaokul öğrencileri araştırma projeleri yarışması, yine Tübitak'ın e, bir başka projesi, bir başka yarışma lise öğrencileri arasında düzenleniyor. Bu da 2204A, 2204B idi az önceki söylediğimde. Bu da lise öğrencileri arasında yapılan bir yarışma programıdır. bunların hepsinde de TÜBİTAK öğrencilerin bilimsel anlamda gelişmeleri ve gerçekleştirdikleri projelerle yaşıtlarına, öğrenci arkadaşlarına örnek teşkil etmelerini sağlamaya çalışır ve bunun için çok büyük gayret sarf eder. Yine TÜBİTAK'ın bir başka bizim hayatımıza etkisi vardır. Her yaş grubu için hazırladıkları dergiler Meraklı minik anaokulu yaşındaki çocuklar için ya da işte daha küçük ailesinin gözetiminde e, dergilere merak saran, e, meraklı minikler için hazırlanmış olan dergidir. Meraklı minik biraz daha büyük çocuklar için işte sizler gibi çocuklar için bilim çocuk dergisi. Lise dönemi diyebiliriz ya da ilgiye göre işte ortaokul dönemindeki arkadaşlarımız da elbette ki istifade edebilir. Bilim genç ve bilim ve... Teknikte yetişkinler için hazırlanan bilim dergileri. Bunlara değerli arkadaşlar TÜBİTAK'ta e, inter, TÜBİTAK'ın internet sitesinde e-dergi olarak bu yayınlara ulaşabiliriz. Ve bunları okuyarak gerçekten bilimsel anlamda ülkemizde ve dünyada neler olduğunu takip edebiliriz. Ve kendimizi bireysel olarak da geliştirme şansı bulabiliriz değerli arkadaşlar. Yine Kitap Tokat'ın da biliyorsunuz çok bizim İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu çok harika bir projedir Kitap Tokat. Kitap Tokat'ın sayfasına da girerek buradan TÜBİTAK yayınlarının var olduğunu görüyoruz. Onlara buradan da Kitap Tokat projesinden de ulaşarak inceleme fırsatı bulabilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bu konumuzun sonuna geldik. Sosyal bilimlerin e, neler olduğunu, sosyal bilimleri destekleyen bilim dallarını, Atatürk'ün sosyal bilimlere verdiği desteği, ülkemizde yapılan gelişmeleri bu dersimizde konuştuk, anlattık. Bir sonraki dersimizde yeni bir konuyla yine karşınızda olacağız. O güne kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın ve sağlıkla kalın.